Herkese merhaba. Daha önce de söylediğim gibi aldığım kitapları sizlerle parça parça değil de her ay toplu olarak bir defa paylaşmaya karar vermiştim. 1,5 ay olmuş kitap alışverişi videosu çekmeyeli ve bu zaman içerisinde de ben almışım da almışım yine. Onun için biraz fazlaca kitap gösteriyor olacağım bu videoda sizlere. Yaklaşık aralığın başından bugüne kadar aldığım kitapları göstereceğim. Hatta en son Kitap Kolik'ten bir siparişim oldu. Şöyle bir kutuda birkaç saat önce geçti elime. Ondan başlamak istiyorum. Aslında şöyle kitap alışverişi yapmayacaktım internetten çünkü Aralık ayında hem Çankaya Kitap Fuarı'ndan oldukça almıştım hem YKY'nin mağazalarında %30 indirimi vardı, ondan çokça kitap almıştım, hem de bir kitap gününe girdim 13 arkadaşımla beraber. Her ay iki arkadaşımıza kitap alıyoruz, onda sıra bana gelecek. O yüzden kitap almama kararı almıştım, elimdekileri de eritmek istiyordum ama yine dayanamadım çünkü okuduğum kitaplarda adı geçen ve benim çok merak ettiğim elimde de olmayan kitaplar oldu. Onları temin etmek için yine dayanamayıp sipariş verdim. Şöyle bir adet defter ve ayraç çıktı Kitap Kolik kutusundan. Evet, aldığım kitapları geçecek olursak Kitap Kolik'ten Voltaire'in Kandidini aldım. Bu benim aslında daha önce İngilizcesini okuduğum bir kitaptı fakat Türkçesinde tekrar okumak istiyorum. Elimde de bulunmasını istiyorum. Çünkü okuduğum kitaplarda çok sık adı geçen kitaplardan bir tanesi. Bir diğeri Lermontov'un Zamanımızın Bir Kahramanı. Ben bu kitabı da okumuştum ama kitaplığımda yokmuş. Onun için temin etmek istedim. Yordam edebiyatı ve kitaplarını çok seviyorum ve mümkün olduğunca hepsini alıp okumaya çalışıyorum. Köle de benim merak ettiğim kitaplardan bir tanesiydi. Bir tane de onun için Yordam'dan eklemek istedim ve Köle'yi aldım. Biri Zenon'un Bilinci isimli kitap. Can Yayınları'ndan aldım ben. Aylak Adam da basıyor şu anda bu kitabı. Ama çevirmenlerine baktığım zaman Can Yayınları'nın çevirmeninin daha iyi bir çeviri deneyimi olduğu gözüme çarptı. Onun için bunu tercih ettim. Bu da okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Evet, bu alışverişin sebebi Jean-Jacques Rousseau'nun Emil isimli kitabı. Ben Herzen'in Suçlu Kim'ini okudum yakın zamanda. Birkaç gün önce bitirdim kitabı ve kitap beni çok etkiledi. Kitaptaki özellikle bir karakter beni çok etkiledi. Ve o karakter çokça Emil'e benzetiliyordu. Emil'deki karaktere çokça gönderme yapılıyordu. Ben Rousseau'nun kurgu dışı bütün eserlerini okudum. Eşitlik üzerine yazısını, Toplum Sözleşmesi'ni vesaire, kurgu dışı yazılarının hepsini okudum. Ama Emil'i okumamıştım. Böyle bir eser olduğunu biliyordum fakat şimdiye kadar merakımı, ilgimi çekmemişti. Ama Suçlu Kim'i okuduktan sonra Emil'i de okumaya karar verdim. Şubat ayında planımda bir değişiklik olmazsa Emil'i okumayı planlıyorum. Ve Henry James'in Bir Hanımefendinin Portresi isimli kitabını aldım. Bunu da kış bitmeden okuma gibi bir niyetim var. Bakalım. Evet, Kitap Kolik'ten alışverişim bu şekildeydi. Dediğim gibi Aralık ayında bir de YKY mağazalarında %30 indirim vardı. Hatta yanında hediye olarak başta dergi de veriyorlardı. Fakat daha sonra dergi ellerinde kalmayınca vermemeye başladılar. Ama bu %30 indirim benim çok hoşuma gitti. Çünkü bu demek oluyordu ki internetle aynı fiyata geliyordu kitaplar hemen hemen. Orada mağazaya gidip tek tek kitapları inceleyip elinize alıp sonra onları satın alarak çıkmak farklı bir duygu. Onun için ben de sık sık uğradım YKY mağazasına Aralık ayında ve şunları aldım. Çavdar Tarlası'nda Çocukları aldım. Katalin Sokağı'nı aldım. Hatta bu yazarın bir de İza'nın Şarkısı isimli kitabını aldım. İki kitabını aldım. İşiguro'dan iki kitap aldım. Beni Asla Bırakma ve Gömülü Dev. Bu da yakın zamanda Nobel Edebiyat Ödülünü almış yazar ve benim hala okumadığım bir yazar. Firuzan'dan 47'lileri aldım. Bu da Türk Edebiyatı'nda önemli romanlardan bir tanesi ve benim de yakın zamanda okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Bir diğeri Çağdaş İtalyan Edebiyatı için önemli bir eser. Claudio Magris'in Davanın Reddine isimli kitabı. %30 indirim olunca bunlar gerçekten uyguna geliyordu. Yani şu kalınlıktaki kitapları genelde 15-17 TL bandında fiyatlarla aldım. Bir de yine çoğunuzun bildiği zor bir okuma olmasıyla bilinen Ses ve Öfke isimli kitabı aldım. Yapı Kredi'den de bunları aldım. Bir de
İşin aslı Cüdit ve sonrasını almıştım. Daha önce bahsettim ondan, biliyorsunuz. Onun için tekrar göstermek istemedim. Yapı Kredi mağazalarından son olarak da Locus Solus isimli kitabı aldım. Bu ölmeden önce okunması gereken 1001 kitaptan bir tanesi. Kazım Taşkent Klasikler dizisinden çıkıyor. Yapı Kredi'nin basın politikası malum, neye göre tekrar bir kitabı basıp neye göre basmadıklarını bilmiyorum ama bulabildiğiniz zaman almanızı tavsiye ederim. Eğer okuyacağınızdan kesin olarak eminseniz bir kitabı. Locus Solus da benim yakın zamanda olmasa bile mutlaka okuyacağım kitaplardan bir tanesi. Onun için hazır basımı varken, bulabiliyorken bunu da almak istedim. Bir de Aralık ayında Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği Çankaya Kitap Fuarı vardı. Fuarla ilgili tecrübelerimi, fuardan aldıklarımın bir kısmını Instagram'dan daha önce de paylaşmıştım. Onun için de biraz çok acele etmedim bunları YouTube'dan da paylaşmak için ama hepsini toplu tekrar göstermek istedim. Güzel bir fuardı gerçekten. Özellikle bu butik yayın evlerinin fuarda olması ve büyük fuara nispeten daha güzel indirimlerle okurlarla buluşabilmesi çok büyük bir artıydı bana göre. Ben kendi adıma bir okur olarak beğendim fuarı. Sık sık da gittim zaten. Yaklaşık 3-4 defa gittim galiba. İlk gittiğimde biliyorsunuz 2020 yılında okumayı planladığım Kıyıda Köşede Kalmış Seriler videomdan da bahsetmiştim. Galina Serebryakova'nın Ateşi Çalmak serisini aldım. Bu seriyi herhalde bir süredir basımı yok çünkü internette ilk 4 kitabını bulabiliyorsunuz fakat 5. kitabı bulmakta sıkıntı var. Onun için bu fuar olmasaydı ben de 4 kitabı internetten temin edip 5.sini mecburen kitapçıdan alacaktım. Parça parça temin etmek zorunda kalacaktım. Onun için fuarda görür görmez aldım. Zaten fuardan da %30 indirimle aldım. Onun için aynı kapıya çıkmış oldu fiyat açısından da. Bir de Alef Yayın Evi'nden çok alışveriş yaptım. İtiraf Ediyorum'u aldım. Bu benim bir süredir merak ettiğim bir kitaptı. Bu sene de Pınar Hanım'ın düzenlediği her ay bir butik yayın evinden kitap okuma etkinliğine katılmıştım. Onun için Alef de benim şimdiye kadar hiçbir kitabını okumadığım ama merak ettiğim bir yayın evi olduğu için çokça kitap aldım. Tim Parks'tan Europa'yı aldım. Bu yeni bir kitap. Kırık Ayna. Kırık Ayna'yı aldım. Tersane isimli romanı aldım. Bir de Güvercinler Gittiğinde isimli kitabı aldım. Fuardan Alakarga Yayınları'ndan Zama'yı aldım. Bu yeni çıkan bir roman. Ve Yar Yayınları'ndan Yuri Trifonov'un Sabırsızlık Zamanı isimli eserlerini aldım 2 cilt halinde. Bu da yine toplumcu gerçekçi kitaplardan, önemli eserlerden bir tanesi. Biliyorsunuz ben toplumcu gerçekçi kitaplarla son dönemde çok ilgileniyorum. Hatta bununla ilgili bir video serisi yapma planım da var ki ilk video çok yakın zamanda gelecek muhtemelen. Bulmuşken bunları aldım. Yeni basımı var bu kitapların da, hatta siyah bir kapak tasarımıyla basılıyor yeni kitaplar. Fuardan aldım. Çankaya Kitap Fuarı'nda da, fuarından da Aralık ayında bunları almış oldum. Bir de bir hediyeleşme grubuna katıldım. Aralık ayında 5 arkadaş galiba, 4 ya da 5 arkadaş katıldık bu gruba. Birbirimize kitap göndermek üzerine bir gruptu bu. O gruptan da elime Tom Robbins'in Parfümün Dansı ve James Joyce'un Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi isimli kitap hediye olarak geldi. Buradan da tekrar teşekkür ediyorum. Galiba 2 ya da 3 kitabım daha var gelmesini beklediğim ama daha fazla bekletmeden bunları sizlerle paylaşmak istedim. Ve son olarak BKM'den küçük bir alışveriş yaptım. Yılbaşında kendime aslında doğum günü hediyesi olarak Kıyıda Köşede Kalmış Seriler videomda çokça bahsettiğim, Instagram hesabımda da çokça duyurduğum Simone de Beauvoir'ın yeni çıkan, yeniden basılan, Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yeniden basılan İkinci Cins adıyla basılıyordu daha önce, Payel Yayınları tarafından İkinci Cinsiyet adıyla basılmış. Bu sefer bu eserini aldım. Bunu da aslında sizlere biraz göstermek istiyorum. Çünkü kitapçılarda dışı ambalajlı bir şekilde satıldığı için benim de inceleme fırsatım olmamıştı. İlk defa elime geçtiği zaman buldum. Şu şekilde kutudan çıkıyor. İki cilt halinde, dediğim gibi
ikinci cinsiyet, birinci cilt ve ikinci cilt. Oldukça büyük kitaplar. Şöyle göstereyim size. Şu normal bir kitap boyutu. Şu da görüyorsunuz ikinci cinsiyetin boyutu. Baskı kalitesi çok çok güzel. Şöyle göstereyim size içinde. Yazıları biraz küçük, karakterler ve hacmi de oldukça büyük bir kitap. Biraz okuması zaman isteyecek bir kitap ama bence mutlaka herkesin kitaplığında bulunması gereken ve herkesin okuması gereken bir kitap. Onun için ben de bunu kendime doğum günü hediyesi aldım. BKM'den verdim bu siparişimi çünkü kitap kolikte maalesef yoktu. Belki şu an vardır bilmiyorum. Bunu yaklaşık bir 10 gün önce filan aldım. Bir de BKM'den yer yayınlarından fuardan almak istemiştim. Kalmamıştı. Sakin'de Oran'ın Şafakları isimli kitabı aldım. Kitap Seç'te de var bu kitap. Hala bildiğim kadarıyla 4.90 kampanyası da devam ediyor. Eğer başka kitap alırsanız bunu da oradan sepetinize ekleyebilirsiniz. Bir de Gargantua ve Pantagruel isimli kitapları aldım. İlk roman bu. Ve Şubat ayında bir grupla beraber okuyacağız biz bunları. Onun için bu kitapları da tedarik etmek istedim. Bu da Kor kitabın Ateş Çalmak serisini alınca yanında hediye verdiği ayraçlar. Evet, benim Aralık başından Ocak sonuna kadar aldığım kitaplar bu şekilde. Kitaplığıma eklenen kitaplar bu şekilde. Zaman ayırıp izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.